Kazanç Beşiktaş işte için diyelim hayırlı olsun diyelim bir kez daha. Necip Uysal'a Fenerbahçe ile başlayalım bu bölüme çünkü günün en sıcak gelişmesi Fenerbahçe'de yaşandı. Sinan Gümüş. Evet. Ne dersiniz Galatasaray'dan tanıdığımız bir isim. Galatasaray'da e, Zira Türkiye Kupası'nda onu Türkiye tanımıştı. Altını çizelim. Adı Soyadı Gümüş ama altın değerinde goller atmıştı Ziraat evet. Türkiye Kupası'nda ve sonrasında eleştirildiği dönemler de oldu Sarı Kırmızılı takımı şimdi, yurt dışı e, macerası ve Antalya Spor'da da iyi bir sezonu geride bırakmıştı. Şimdi Sinan Gümüş için oynadığı dönemde Galatasaray'da oynadığı dönemde zaten ben bir e, işte sen biliyorsun bazı çalışmalar yapıyorum böyle Fenerbahçe hı hı. Galatasaray çalışmaları falan yapıyorum böyle. Orada zaten ben buraya bak burada yazmışım Sinan Gümüş diye. Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş yani gelmeden önce e, yazmıştım. Hatta bu konuda paylaşımlarım da olmuştu. Şöyle söyleyeyim. Galatasaray'da oynarken Cüneyt, e, onun için şöyle bir yakıştırma yapmıştım. İnşallah bana kızmamıştır. Et mi, tavuk mu, balık mı belli değil. Yani buradaki kastım şuydu. Santrofor mu oynar? Forvet arkası mı oynar? Kanat forvet mi oynar? E, tam bunu ortaya koyamayan bir oyuncuydu. Ama e, işte e, İtalya macerası sonrası e, Antalya dönüşünde tipik bir kanat oyuncusu, sağ kanat, hı hı. sağ kenar oyuncusu gibi kanat forvet özelliğini oynayan bir oyuncu olarak karşımıza çıktı. Bu da zaten onun yeniden futbola dönüşü oldu. Zaten Ay, Burak Yılmaz da benzer tarzda bir oyuncuydu Beşiktaş'ta. Ha, çok doğru. E, Fenerbahçe'de olmadı. Sonra Antalyaspor'a döndü ama Trabzonspor'da Şenol tam yerini buldu geldi. Ondan sonra. Pozisyonu yerini bulması çok oldu. önemli. Doğru, siz de tespitinize Ben katılıyorum yani ben öyle yani. söylemiştim. Umarım ki bu sözümden alınmıyordur. Çünkü e, oyuncuların pozisyonlarının belirlenmesi lazım. Hani şunu söyleyebiliriz belki diyebilirler ki e, kardeşim çok pozisyonlu oyuncu olsun istiyorsunuz bir yandan hı hı. E, işte joker oyuncu olsun istiyorsunuz İstiyoruz ama bu söylediğim pozisyonlar birbirinden çok farklı Cüneyt. Yani sağ açık sol açık oynamak farklı forvet arkası pas üreten oyuncu oynamak farklı santrofor oynamak üçü de birbirinden farklı özellik. Halbuki biz nasıl pozisyonlar söylüyoruz? Mesela bir oyuncu arkada oynasın, önde oynasın. Yani sağa çık so ya da sağ bek oynasın. Ya da ne bileyim stoper, ön libero, sağ bek oynasın, sol bek oynasın gibi düşünüyoruz. O manada bence yavaş yavaş yerine oturuyor. Biraz geç kalmış olabilir diyebiliriz ama e, bu da onun önemli bir şansı. Burak Yılmaz gibi o da çok doğru bir tespit. Kulüp performanslı ekranlarda Stuttgart, Galatasaray, Genoa, Antalya Spor... Ve şimdi de Fenerbahçe olacak. Resmi açıklama bekleniyor artık. Evet. Fenerbahçe'den belki 19.07'de gelir. Ben de bir yandan Bakıyorsun, sosyal medyayı oladasın. tarıyorum. 19.03'ü <laughs> geçtik. 1905'i geçtik. <laughs> Beşiktaş ve Galatasaray'dan bir açıklama gelmedi. 19.07'ye de bir dakika varken biz Sinan evet. Gümüş'ü konuşuyoruz. Yani ee, Sinan da e, önemli 43 gol 21 asist. Performansı önemli işte bir performansı var. Ee, az önce söylediğim gibi artık yerini de buldu. Ee, Fenerbahçe onun için yeniden ayağa kalkacağı bir yer gibi görünüyor. Ee, hı hı. Başarabilirse çünkü mücadele edeceği oyuncular şu an itibariyle bakıyorum ben e, Ferdi var. Bir de Deniz Türüç var. Bunlarla mücadele edecek. Deniz Türüç'ün hani zaman zaman ayrılacağı da konuşuluyor takımdan. Yani, o aldığım istihbaratı söyleyeyim istersen Hı -hı. Cüneyt. Yani Deniz Türüç'ü vermeyeceğiz diyor Fenerbahçe. Kasımpaşa ile ilgili hani Kasımpaşa'nın jestine karşı bir şey yapalım diyorlar ama bir yabancı kaleci alırlarsa Harun'u vermek istiyorlar. Yani Harun olacak ama Deniz Türüç şimdilik planlamanın içerisinde gitme konusunda yok henüz. Bir yerli oyuncu olması avantajıyla da yok. Hayırlı olsun diyelim Sinan Gümüş için Fenerbahçe kariyeri bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Fenerbahçe bir yandan da Sosa ve Lemos'u bekliyor. Sosa ile başlayalım. Sosa Trabzonspor'da iyi bir performans gösterdi. Beşiktaş'ta daha öncesine dönersek iyi bir performans gösterdi. Şimdi de Fenerbahçe var sırada ama tabii yaş alan bir Sosa'dan da bahsediyoruz. Doğru. Geçtiğimiz sezonda sakatlıklar yaşayan bir Sosa var. Şimdi ben e, dünkü yayında da söylemiştim, e, Fenerbahçe açısından çok önemli bir avantaj var Cüneyt. Fenerbahçe'nin iki tane e, orta alan lideri oluşacak Sosa ile beraber ve enteresan olan birisi savunmaya yönelik orta alan lideri, birisi hı hı. de ofansa yönelik orta alan lideri. Kimden bahsettiğimi tahmin ediyorsun herhalde. Bu, biri Gustavo, biri Sosa. Şimdi gerçekten kaliteleri tartışılmayacak iki tane oyuncu. Eğer bunlar birbirleriyle uyumlu bir şekilde oynayabilirlerse mükemmel bir iş yapabilirler. Trabzon'da yaptığı işler tartışılıyor. Yani ücret karşılığı yaptığı işte sıkıntı var diyorlar. Yani aldığı ücretin karşılığında ve bir de Trabzonlular ona şöyle bir gönül koymuşlar olabilir. Yani bundan bir şey yok. Ya yani biz onu takım kaptanı yaptık. Ee, bu kadar kolay bizi e, terk etmemesi lazımdı diyorlar. Yani, haklılar bence. Haklılar da. Ha Estudiantes'e gitse pek bir şey söylemeyeceklerdi belki hı hı. ama kalkıp Fenerbahçe'ye gelince biraz e, gönül koymuş Trabzonlular. Bugün biraz Trabzon'la konuştum oradaki arkadaşlarla. Ki hani Sosa'nın ee, Trabzon'a kalması durumunda ileride belki teknik etle dahil edileceği de konuşuluyor. O kadar sahiplenmişti Trabzon camiası Kesinlikle. Dolayısıyla gönül koyma hakları yani da var. Gönül ko e, Haklılar bence de haklılar. <laughs> gönül koymuşlar. E, şimdi şöyle yapıyor. Bu şeye benziyor. Birisini çok sahipleniyorsun ama o seni yarı yolda bırakıp gidiyorsa. Ben yalnız şunu da söyledim. Konuştuğum birçok arkadaşa da söyledim. Bu insanların profesyonel insanlar olduğunu unutmayalım. Bunlar profesyonel. Hep şu örneği verdim. Yani buradan çalışmak için Düsseldorf'a giden ya da işte Hollanda'ya giden, Arnhem'e giden vesaire giden Brüje giden birisi nasıl ki oranın, oranın orayı kendisi için bir aidiyet hissetmiyorsa bu oyuncular da çalışmak için buraya geliyorlar. Yani belli bir ücret kazanmak için. Onun için de şöyle düşünmesinler, oradan gönül koymasınlar. Yani ya. ...biz işte o kadar paye verdik... ...o profesyonel... ...daha fazlasını nerede buluyorsa... ...ona oraya gidiyor... ...şu olursa onu anlarım... ...biz e, iki verdik... ...X kulüp bir buçuk verdi... ...oraya gitti... ...dersen onu anlarım... ...derim ki o zaman profesyonelliğin dışında... ...orada... Of, Kim e, işleşti ki. ona benzer bir şey yapmıştır... biliyorsun şeyden dolayı gitti... İşte o süreçte... E, ...eşi istemiyor... ...İtalya'ya gitmek istiyor vesaire gibi şeyler söylendiği için... ...o süreçte onun için gitti... Ama ben hani şöyle düşünüyorum Sosa'nın Fenerbahçe'ye iki sene için en az bir senesini çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin transfer politikasını da açıkçası bu sezon için şöyle değerlendirmemiz lazım. Yaş olarak baktığımızda aslında bir hayli de yaşlı oyuncular var yani gelen oyuncular arasında işte Gökhan'ın, 35 yaşında, Novak 30 yaşında, Caner, Caner 33 yaşında, şimdi Sosa 35 yaşında. Yani yaş olarak baktığımızda yaş oranı yüksek ama şunu düşünüyor Fenerbahçe. Şimdi bu, bu stratejiyi uyguluyor şu anda. Diyor ki tecrübeli oyuncularla bu sene sonuç almamız lazım diyor. Yani bu sene şampiyon olmamız lazım. Yani bu kez buraya döndü. Ha elinde genç oyuncu yok mu onu söyleyeyim. Her e, oynarsa eğer İsmail Yüksek'in performansını görecekler. Ferdi zaten kendini kabul ettirmiş bir oyuncu. Ömer Faruk. Ömer Faruk Beyaz artı sahende Gökhan'ın evet. 20-25 maçlık performansı dışında Murat Sağlam belki şans bulacak çünkü Nabil Dirar için hı hı. E, pek e, hani kalıcı gibi e, bakmıyorlar. Eğer şartlar uygun olursa gidecek gibi. Bütün bunlara baktığımızda. Genç oyuncular da var. E, unuttuklarımız da olabilir. Genç oyuncular da var ama bir de bir gerçek var ki Fenerbahçe diyor ki ben bu sene şampiyon olmak için gözümü karartıyorum. Hani öyle e, şeye de bakmıyorum. E, toplam harcama limitlerine de bakmıyorum. Onu da bir şekilde çözmeye çalışacağım. Neticede bu sene şampiyon olmak istiyorum diyor. E, şu ana kadar iyi de bir kadro kurdular. Bu arada tabii Mametiyam gibi işte 27 yaşında, Mert Hakan gibi 25 yaşında oyuncuların da Kadronun içerisinde olduğunu vurgulamak lazım. Önemli olan bu harmanı sahada iyi yapabilmek, sahada iyi oluşturabilmek. Bu konuda da ben açıkçası Erol Bulut'un bu cesareti ve yüreği sahaya koyacağını düşünüyorum. Yani Erol Bulut'un.